Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Mustafa Ufuk Çelik konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, özellikle bilişim ve tıp alanında Yakın Doğu Üniversitesi'nde son dönemde yaşananlar dikkat çekiyor. Önce çok kısa olarak Yakın Doğu Üniversitesi'ni tanıyalım. Sonra da bu bölümlerle ilgili ne tür bir çalışma yapılıyor onlardan bahsedelim. Evet, teşekkürler öncelikle. Yani zamanı bana ayırdığınız için pazar günü ÖSS var. Önce başarılar diyelim bütün arkadaşlarımıza, gelecek tüm adaylarımıza. Yakın Doğu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1988'de kurulmuş bir üniversite. 21. yılını kutluyor. Şu anda 17 bin öğrencisi olan oldukça büyük bir üniversite, kampüs üniversitesi. Hı hı. 17 bin öğrenci dedik, tabii bu hiç azımsanacak bir rakam değil. Evet. Aslında Türkiye'dekilerle kıyasladığınız bir zaman bir rakam verildiğinde aşağı yukarı, yani mukayese açısından yani özel üniversiteler içerisinde ilk üçteyiz. Çok hatta güzel. Belki de birinci sıradayız. Çünkü anladım. 17 bin civarları diğer üniversitelerde. Ama tabii ki sadece nicel çoğunluk, nicel özellik de önemli. Tabii. Nitel de çok önemli tabii ki bu anlamda. Dediğiniz gibi Yakın Doğu Üniversitesi'ni çok kısaca tanımak istersek 14 fakültesi var. 14 fakültenin 70'e yakın bölümü var. Nelerdir bunlar? Hemen bir çırpıda bakacak olursak, İktisadi İdari Bilimler, İletişim Fakültesi, Eczacılık, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar, Sahne Sanatları oldukça fazla. Yani tabii. 14 fakülte var ve 70'e yakın bölüm var. Hemen insanların aklına şöyle bir soru geliyor. Müsaade ederseniz paylaşmaya çalışayım. Acaba Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere girildiğinde Türkiye'dekilerle ne gibi farkları var? Tabii. Negatif yanları, pozitif yanları var mı? Tabii. Hemen ilk etapta hiçbir negatif yanının olmadığını söyleyebiliriz. Neden bu hem kadar? Hem eğitim açısından hem de yaşam açısından. Yaşam standartlarında da öyle. Özellikle akreditasyon, yani YÖK'teki denklik konusu çok gündeme gelir. Hemen hep çok kısaca söyleyelim. KKTC'deki hiçbir üniversitede YÖK denkliği ile ilgili bir problem yoktur. Bir kere bunu hemen bir noktaya koyalım. Bu kesin. Evet. Artıları var mı? Tabii ki var. Yabancı dil eğitiminin orada biraz daha ağırlık kazanması çok önemli bir etken elbette, bence. Elbette. Az önceki haberinizde de bundan bahsetmiştiniz. Bu da çok önemli. Bir üçüncü pozitif yanına bakacak olursak, dünyadaki geçerlilik oranına baktığımızda Avrupa Birliği, Avrupa Üniversiteler Birliği, Dünya Üniversiteler Birliği ve İslam Ülkeleri Üniversiteler Federasyonu'na tam üye. Ülke Yakın Doğu Üniversitesi. Şimdi buna baktığınız zaman 150'nin üzerinde bir ülkede geçerliliğinin olduğunu çıkarıyor bu sonuç. Siyasi bize anlamda Kuzey Kıbrıs tanınmıyor. Bir takım sıkıntılar, evet, zorluklar, tanınmamazlıkla karşı karşıyayken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde varlığını sürdüren 17 bin öğrenciye hitap eden bir üniversitenin bahsetmiş olduğunuz bu global anlamda varlığını, aynen, sürdürebilmesi çok güzel. Gerçekten öyle. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deyince insanların aklına hemen eğlence merkezleriyle tatil vesaire, aynen, gelirdi. Artık biz onu değiştirdik. Yani Yakın Doğu'yla bence gerçekten değişti bu. Artık eğitim adası olarak adlandırılıyor. Bugün 40 binin üzerinde öğrenci var toplamda bakıldığı, hı-hı, zaman. İki büyük üniversite var. İki büyük üniversitenin yanı sıra tabii 4 tane daha ayrı üniversitemiz var ama toplamda baktığınız zaman 40 binin üzerinde öğrenci var. Bu çok önemli bir çok rakam. Çok büyük bir rakam. Evet, Türkiye'deki aslında biraz da talebi karşılayan bir rakam. Yani arz az, biliyorsunuz. Şu anda Türkiye'de 120-130 civarında üniversite var ama 1.600.000 öğrenci sınava giriyor. Ve sürekli de açıkta kalınıyor. Sürekli açıkta kalınıyor.